Loy 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 loy. Allah akıl fikri. Allah akıl dağıtırken şemsiye altında mıydı? Melih abi, sana şunu soracağım. Düşünsene, şampiyon olmuş takımın bununla tura çıkıyorsun. Çıkar mısın? Yalnız hafta sonu kim çıkacak tura? Vallahi Fenerbahçe'de çıkabilir, Galatasaray'da çıkabilir. Ciddi inancın var mı? Var abi. Konya'da hiç kaybetmemiş ki Konyaspor. Son 3 yılda. Olmuş. Evet. Pazar akşamı Bağdat Caddesi tıktım tıklındı. Oo. Galibiyetten sonra. Yani sabaha kadar uyumadı Bağdat Caddesi. Ama orada hiç kimse yani şampiyonluktan söz etmiyordu. Sadece derbinin zaferini, o epik senaryonun mutluluğunu yaşayan Fenerbahçeliler vardı Bağdat Caddesi'nde. Ama bu araçla atıyorum Florya'da, atıyorum Bağdat Caddesi'nde. Ya düşünsene arkaya da kabinleri koydun. Böyle açmışsın Galatasaray ya da Fenerbahçe bayrağını. Buraya 3 kişi sığar mı? Bu renkleri ne yapacağız? Renkleri takımın... Renkleri özellikle mi seçti? Aa bak işte çok güzel bir noktaya temas ettim. Karmekan. Evet. Özellikle mi seçti Karmekan? Karmekan diyor ki istediğin renge boyarız diyor. Hem de pazara kadar. Bunu değiştirebiliyorsun. Tabii. İstersen bunu yeşil yap, mavi yap, mor yap, kırmızı yap, sarı yap. Bak. Karmekan nedir Emre? Sanayi ve servis arası ama çok güler yüzlü insanların çalıştığı bir yer gördüm ama. Müthiş. Tam spesifik olarak... Abi bunu ben anlatmayayım. Fahri anlatsın mı? Fahri'yi davet edeyim mi? Fahri Bey geliyor. Fahri Bey. Sonra giyiyor. Orta sağ mı? Üçün mü? Fahri Bey sol çizgiden geliyor. Kayarak, yatarak müdahale yapıyor. Gel Fahri şöyle ortaya Fahri gel. Nedir karmekan? Karmekan bir aracın ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri tek bir çatı altında alabileceği bir yer. Cam suyu koyuyor musunuz? Eksi 40 derecede olmuyor. Abi yok. En uyuz olduğum şey yani. Serviste zaten öperler bizi. Onları, Melih Bey cam suyu koydum eksi 40 dereceye kadar. Eksi 40 dereceye kadar Cem ne kadar eksiliyor abi? 15 yaşıyoruz Allah'ım. Bak 10 yıldır falan en büyük kavgam. Arabayı hep servise veririm ama derim ki baba cam suyu istemiyorum. Abi Ferrari servisi var mı İstanbul'da? Ferrari'yi sattım. Tek bir çatı altında ne olabilir? Kaportta da bir onarım varsa, hasar varsa onu onarıyoruz. Boyasız göçük düzeltme işlemiyle herhangi bir boya kullanmadan göçünü düzeltiyoruz. Boya gerekiyorsa fırın boyamız var. Değiştirmiyorsunuz yani malzemeyi. Malzemeyi değiştirmiyoruz. Genelde değiştirmemek için uğraşıyoruz. Çünkü olmaz bunlar batar. Demek... bunlar batar ben sana söyleyeyim. Türkiye'de değişim demek. Olay nedir biliyorsun ya. Sıkıntı. Beyefendi Almanya'dan hemen şey yaptık ya da Fransa'dan işte söyledik ama bir hafta alıyormuş. Fakat Emre Bey siz VIP müşterimiz olduğu için iki gün içinde bunu biz Orly Havaalanı'ndan kargoya verdireceğiz falan. Emre de yükselir böyle kendini VIP zanneder. Evet, evet. Bak ben başıma geldi, arabayla giriyorum otoparka girerken iki kapıyı sürttüm, götürdüm. Adam dedi ki aynen Melih abinin dediği gibi bu iki kapıyı değiştirmemiz lazım abi bizim dedi. Ben de keklik gibi atladım şimdi arabayı satamıyorum iki kapı değişti diye. Halbuki darbe yok arabaya. Arabayı çizdik sadece. Sonra bak daha çarpıcısını söyleyeyim. Bizim Yeşim'in arabanın şu köşesini çizdiler. Karmekan'la. Burada da Yeşim'e geldik. Evet. Her yerde Yeşim'e geldik. Karmekan'la öyle tanıştım ama ben. Getirdim. Dedi ki abi dedi 3 gün sonra al. Dedim ki orijinali ne demek abi dedi. Hakikaten ve servisin ciddi anlamda kontrollü bir fiyatına muazzam harikulade şekilde ve hiçbir şey anlaşılmayacak şekilde. Gıcık müşteri nasıldır? Mesela anlıyor musunuz? Eyvah bu bana sıkıntı yaratacak dediğiniz tipleri. Yani bir bakışta olmasa da konuşmaya başlayınca diyorsun tamam abi ben anladım seni. Mesajı aldım. Mesajı... Fevkalade. Gerçekten çok mu meraklı arabasına? Çok meraklı. Ya zaten Türk erkeğinin 3 muhabbeti var. Bir futbol, bir araba, mankenler. Mangal. Böyle kurtarıyız. Mangal. Mangal. Bir de mangalı yakan adam hep sallarız ya. Altmış, yanmamış böyle. Ellerin simsiyah. Hayır bir de. Kimse dokunmaz. Böyle bakarlar. Ama olmamış. Hayır abi mangalı yapan da ama şey pozisyondadır. Yapar. Baba ben yanacağım ama siz deyin. Halbuki o. Tabi malı yemiş orada. Of. Bir de şeyler tuz dök. İşte, ya nereden buldunuz bunu? İsviçreli bilim adamları mı söyledi? Şey, çok olmasın. Yalnız var ya bu arabanın ben
Böyle donanımlı halini gördüm. Şimdi ne yapacaksın? Bu araba nedir abi? Bu araç şu an Türkiye'de tek olacak inşallah. Bu araç UTV, hatta SSB. SSB'nin UTV'den. Açılışı ne abi? Ben bunu dağıldım ya. Yani. Bu üniversitesi LGS, AGS, ALES gibi. Şöyle ATV var bunun dört tekerlekli. Onun üstü kapalı hali. SSB'de UTV'nin kumda gidebilen. Yani ha, bunlar her yerde gidiyorsun. Bunda evet kum. Şeyi çıkar mı bu mesela 90 derece? Kayatlama gibi. Tabii çok enteresan bir video. Hangi takım istiyorsun? Onu ben burada söylemesem. Peki bu takım şampiyon olursa mesela Şile'de kumların üzerinde falan mı bunu kullanacaksın Ağla'da? Yoksa evet, şampiyon olursa şehir içinde mi? Hatta buradan da takipçilerimize bir sürpriz yapalım. 3 takipçimize bununla Şile olabilir, onun gibi bunu kullanabileceği güzel bir alana gidip bunu kullanma deneyimi kendisine yaşatalım. Bunu da doğaçlama şu an aklıma geldi. Hangi takımı tutuyor az sonra? İçeride flama gördüm. İçeride flama gördüm. Çünkü evet. Herkesin bir tuttuğu takım var. Takımı var ama bir işletmenin takımı olacağı. Buranın yalnız şöyle bir özelliği var Melih abi. Mesela Türkiye'ye son onu böyle yaklaşık son 10 yılda tanıştık. Göçük düzeltme. Hani dolu yağdı ya, bütün arabalar delik deşik oldu. Evet. Orada mesela göçük düzeltilmiş araba gördüm ben burada. İnanamadım. Ha yok canım, bunda göçük göçük yoktur dedim. Yine vakum değil abi. Çok özel sistemle yapıyorlar. Evet. Çekme sistemiyle vurarak, vakumlayarak. Çok özel. Şekilde. Çok özel sistem. Yani bize Amerika'dan getirdiler. Bize geçti. Sistemimiz lazım. Emre abi bana yardımcı oluyor. VIP müşteri. Yalnız var ya, ben ilkokul 5. sınıfta babam beni Mehmet Usta'nın yanına götürdü. Sürekli olarak abi parlak cilala var ya, onu yapıyorum. Sıfır numara suzun parası, suya batır. Şık 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 buraya her geldiğimde o kokuyu alıyorum. Ve böyle var mı abi? Bize çünkü az para veriyorlar şeycilere, televizyonlar. Burada iş var mı? Kim adına konuş. Mekan sizin. Abi sen Ferrari'ye biliyorsun. Mekan sizin. Abi, vallahi çok memnun olduk. Vallahi çok memnun olduk ama bu şey önemli. Artık bu pazar kim şampiyon olursa pazartesi açıklar herhalde kar mekan hangi takımı evet tuttuğunuzu. 3 tane şanslı misafirimiz diyelim, müşterimiz evet demeyelim de bu araçla tur atma şansını yakalasın. Ama hangisi şampiyon olursa kim mutlu olacak o da pazartesi. Evet. Ya da pazar akşamı belki yayınlarsınız, bilmiyorum. Vallahi çok memnun oldum. Cuma, her cuma 18.30'da YouTube ve Instagram kanalımızda görecekler inşallah. Yalnız burada çeki hatlatı falan var. İnanılmaz. Tabii, tabii. İçeride kumandası var. Herhangi bir kalma durumunda kumandayı basıyorsunuz. Ağaca ya da oradaki herhangi bir sabit bir şeyi sabit ettikten sonra kendisini kurtarıyor. Bununla işe gidilir mi abi? Alçıkta bu abi itfaiyede de kullanırsın. Tabii. Devlet yani hava meydanları işletmesinde de. Yalnız ben sana söyleyeyim, bu direkt böyle Bodrum, Alanya, Marmaris, Seferihisar'da ya böyle yazın. Asıl şekli, kullanım şekli o. Ama ben evli birisi olduğum için hafta sonu aileyle, biz 4 kişiyiz, 2 kişilik koltuklar. Ben de karar aldım, dedi ki ben bunu hafta sonuna kalsa binemeyeceğim. En iyisi işe, hatta ben de müteahhitim aynı zamanda, şantiyeye bununla gideyim. Kar mekana da bununla gideyim. Kaç motor abi bu? Bu 1000cc. 1000cc. Evet. Ama hafiftir bu, 900 kilo falan mı? 800. Ama 1000cc olduğunu biliyorum, güçlü. Torku ne? Kaldırıyor. Çocukken bakardık ya, torkunu, kaç basıyor diye. Torkunu birazdan Rüştat'ta bakalım, onu da bakmadık şimdi, doğru biliyor musun? Bu arada siz sordunuz ne yapacağız diye. Bu aracı biz bütün plastik aksamlarını dün itibariyle çıkardık. Hepsine önce macun, astar ve akabinde boyayacağız. Piyon bilek bir şekilde bu şekilde parlayacak. Bir bütün olacak. Bu özelliği de Türkiye'de inşallah. Bu daha doğrusu değişmiş. Bu araba vurulmuş abi. Yok yok. Yok yani, plastik aksamları. Salla. Yok abi, vuruk bu ya. Vuruk. Abi şurada bir çizik var abi. Almam abi. Fiyat da yeni. Abi, Melih abi çok teşekkürler. Eyvallah. Efendim kar mekandaydık. Şampiyonun taraftarından 3'ünü kar mekan ödüyor olarak Melih abinin de söylediği gibi bu arabayla gezdirecek istediği yerde. Belki bir kumda, belki bir pistte, belki farklı bir yerde bu deneyimi yaşayacaklar. Hadi bakalım. Bizde olur muyuz acaba? Bizde yan koltukta olur musun? Hiç yancı oldun mu abi? Hayır. Kopilot olmadın mı? Hayır. Aa, enteresan. İlk defa burada olmam. Ben sıfıra bindim. Yani 3-0, 2-0, tek 0 var ya formülde. Anılar başladı, ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Hoşçakalın. En iyi mekandan herkese sevgiler. Teşekkürler.